artistin ölümü kötü. Çünkü artist kalıcı olmakla ilgili çok tribi olan bir yaratık ya hani. Ben kalıcı olmalıyım. Hani bir albüm çıkardım, kalıcı olmak istiyorum müzik dünyasında. Karbon fiber misin? Eşi olacak, herkes ölecek. Ne zorluyorsun? Ama artistin öyle bir işlenici yanı var işte hani ben kalıcı olmalıyım diye. Onun için onun gidişi de daha bir eziyetlidir. Senin cenazende sevdiklerin geliyor. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik diyorlar. Kodlanıyorsun, gidiyorsun. Bizimki de öyle değil. Yani artist cenazesi diye bir şey var. Teşvikiye Camii'nden kalkar. Ray-Ban sponsorluğunda. Gözlüğü olmayan giremez. Acımız büyük. Karl Lagerfeld? Yok, gözlük öyle. Bu ne lan? Bu ne? Acım büyük. E bu ne? Gözlük büyük. Bu kadar gözlükle gelen gördüm ben ya. Acımız çok büyük. Bunu bulabildim en fazla. Sanki caminin minareye kaynak yapacak bezeme. Bu ne lan? Gelir lan. Zaten iki tane klişe laf vardır artist arkasından söylenen. Acımız büyük zaten. O Allah'ın emri. Gözlüğe baksana. Acı küçük olabilir mi? Acı büyük, eğer komedyense giden iki tane cümle tespit ettim. Ya birini ya ötekini söyleniyor. Yani büyük komedyen de ne diyorsunuz? Son şakasını yaptı bize. Son şaka mı? Öldüm ayı. Öldüm ulan ben. Mesai bitmedi mi? Son şakası. İkinci lafta şu. Bu sefer güldürmedi. Güldürmedi. Öldü. Ondandır belki. Manyak mısın sen ya? Ve ölürken ne yapacaktım? Sana bir şipagat, bir takla, bir osuruk ağzından alev. Ne? Öldüm ben. Bırak bari cesedin üzerinden edebiyat yapma. Servet-i fünun. Yani bu ne ya? Son şakası. Öldün lan işte. Tamam bitti. Son şakasıymış. Ben tedbirimi aldım. Eğer izin veriyorlarsa yapacağım. Yıkadılar. Tamam. Pamuk. Peki. Tamam. Razıyız. Mancınık sistemi yapacağım tabuta. Gerdirerek yatıracağım. Geldi mi o Gianfranco? Geldi. Diyecek ki son şakası. Diyeceğim kuzenlere basın düğmeye. Semih Allah limen hamide diye bir kalkacağım. O gözlüklüyü oraya sıçıttıracağım böyle. Diye. Teşvikiye'de. Tabii. Evet. Dur. Diyeceğim al sana son şaka işte. Yapabilirim. Müftülüğe soracağız. Mancınığa izin varsa yapacağım.